Ve ben geldim. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi şu an yepyeni bir saç stiliyle karşınızdayım. Görmüş olduğunuz saç benim AliExpress'ten 2 yıl önce almış olduğum peruk. Ben bu peruğumu çok severek kullanıyorum. Ama sadece şu sıkıntı var. Bu aldığım peruk sentetik bir peruk, yani insan saçı bir peruk değil. İnsan saçı peruk olmadığı için ben bu peruğu almadan önce okumuştum. AliExpress'in internet sitesinde ısıya dayanıklı demişti, fakat ben bunu düzleştirdim. Düzleştirdikten sonra biraz şu uç kısımları sertleşti ve zor taranabilir hale geldi. O yüzden eğer siz peruk düşünüyorsanız, yani sentetik peruk almayı düşünüyorsanız, kesinlikle hiçbir şekilde ne fön, ne maşa, ne düzleştirici uygulamayın. Saçlar ana formundan uzaklaşıyor, yumuşaklığını kaybediyor. Ben bu peruğumu çok seviyorum. Normalde kah güllü tercih etmezdim, ama kah güllü tercih etmemin sebebi de kah güllü tercih etmediğiniz zaman iç kısmı dantel olmadığında, yani yapıştırma formunda olmadığında, şu ayrım kısmı çok belli oluyor. Yani belli oluyor dediğimden kastım, peruk olduğu çok belli oluyor. Ben de bir nebze bunu kamufle edebilmek için kah güllü tercih ettim. Değişik bir hava kattı. Bu peruğumu çok seviyorum. Biliyorsunuz ki saçlarımın kısa halini kanalıma eklemiştim. Saçlarım en azından uzayana kadar bir süre bu perukla takılacağım. Rengini de bu şekilde tercih ettim. Hem kendi saç tiplerime yakın olduğu için, hem kaş rengime yakın olduğu için saç tipleri, ve aynı zamanda çok doğal bir görünüme sahip olduğu için bunu tercih ettim. Şimdi ben size bu peruklu halimi göstermek istedim. Akşam kısmetse yeni videomda bu peruğu çıkarmış halimde incelemesini yaparız sizlerle birlikte. Çok da cüzi bir miktarı aldım. Pahalı değildi. Ben bu peruğu 2 yıl öncesinde 90 liraya aldım. Sentetik peruk diye geçiyor. AliExpress'ten bana 10 gün içinde ulaştı. Hiçbir sıkıntı olmadı. Memnunum. Kullanışı gayet güzel. Pratik. Aynı zamanda şunu da söyleyebilirim. Bu peruk kesinlikle yazın kullanılacak bir peruk değil. Çünkü alt kısmında dantel olmadığı için ve biraz kalın olduğu için alt tabakası, o yüzden saçı pişirme gibi bir özelliğe sahip. Yazın kesinlikle tavsiye etmiyorum. Ama tam kışlık bir peruk. Başınızı yumuş yumuş sıcacık tutuyor. Ben çok sevdim peruğumu. Şöyle göstereyim. Uzunluğu da gayet iyi. Normalde bu peruğun boyu daha uzundu. Hani bir 5 santim daha uzundu. Ben biraz kısalttım kendi yöntemlerimle. Gördüğünüz gibi şu önün kahkül kısmını pek düzeltemedim. Bir süredir takmıyordum. Dün bu peruğu yıkadım. Yıkadıktan sonra kuruttum sobanın üstünde. Biraz dalgalı hal aldı. Düzleştirici de sürmek istemedim. Zaten sentetik olduğu için sıkıntı yaratabiliyor. Şuraya az önce düzleştirici sürdüm ama yamuk oldu. Pek güzel olmadı. Yine de benim için sıkıntı değil. Ben çok fazla takılmıyorum böyle şeylere. Dediğim gibi sıcaklık ve ısı uygulamamanız gerekiyor. Bu şekilde olduğu gibi kullanmanız gerekiyor. Zaten bu saçlar bana ilk geldiğinde hafif dalgalıydı ve biraz daha yumuşaktı. Hani şu an ben bir süre önce bunlara düzleştirici uyguladığım için biraz bu uçlarında kabarmalar meydana geldi, ama sıkıntı değil. O da benim için sorun değil. Yıkanmasına gelince, normal saçınıza uyguladığınız şampuanla yıkayabiliyorsunuz. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Sabunla yıkamayın. Ben şampuan kullanıyorum. Ama en önemlisi, şampuandan sonra saç kremi mutlaka uygulayın. Saçlar sentetik olduğu için, zaten yıpranmaya ve sertleşmeye meyilli olduğu için saç kremi bayağı bir iyi geliyor. Bu şekilde benim anlatacaklarım bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir yeni stilimi. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Değerli vaktinizi ayırdığınız için de çok teşekkür ediyorum. Hepinizi öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.